Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Ağustos ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Ben buradaki şeyleri genellikle kaç tane kısmet geleceğiyle kapatırım. Bunları dokundurma sebebim bu oluyor. Ki balık burçları bu ay gerçekten çok şanslı olacaklar. Bu arada bunlarla ilgili duygusal sezilerinizde hem de maddi hem manevi olarak kapılarınız açık arkadaşlar. Göründüğü gibi. Evet, burada resmen bir füze çıkmış. Şu şekilde göstereyim büyük bir kısmetin büyük bir varlığın ama ondan önce bir kişinin gelmesiyle birlikte çok hızlı bir haber gelecek ve kişi de aynı anda neredeyse gelecek hızlı bir şekilde bir yolculuk var bu yolculuk sizin için her halükarda kısmet demek yalnız burada bu yolculuk bekarlar için özellikle yeni tanışacakları birisi evliler içinse üçüncü bir şahısın Hayatlarına eklenmesi anlamına geliyor ki bu konuda e, hem bekarların hem de evlilerin seçici davranması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olunması gereken bir seyahat olarak gözüküyor. Gelelim 3 tane kişi bir arada oturmuş konuşuyorsunuz ve bunlarla ilgili bir telefon görüşmesi arkasından büyük bir ortaklık gibi. Şu an küçük bir şey gibi gözükebilir ama kendinizi... Bundan sonrasında yurt dışına açılabileceğiniz bir ortak projede bulacaksınız. Kısmet kapıları açık. Bu aralar hem iş hem aşk konusunda güzel gelişmeleriniz olacak. E, nazar değmesin diyeyim. Giden bir sevgilinin tekrardan ayağınıza kapanarak geri dönmesi var. Ama bu e, kişiyi kabul etmek size sıkıntı yaratabilir. Sadece olacak olan bu karmayı, bu e, pişmanlığı görmek sizi rahatlatacağına eminim. En azından bu konuda e, geçmişten e, kaynaklanan bir şeyin sıkıntısını üzerinizden atacaksınız. Uçak hızıyla yine iki tane temiz aydınlık haberiniz var ama bu haberlerle birlikte gelecek bir tane kısmet ve resmi kanallarla ilgili temiz aydınlık bir haberiniz de gündemimize düşecek. Uzun mesafeden iki tane kısa yol olarak gözüküyor ama buradaki bir uçak yolculuğu olarak gözükecek. İki tane uçak yolculuğu yapan misafirleriniz ayrı ayrı var ve bu kişilerle görüşmeyi yaparken birisinden bir nankörlük göreceksiniz. Fakat bu size zarar veremeyecek. Aksine sizin yerinize başkaları sizi koruma altına aldığı için ya da size bu zararlara dokundurmamak için başkaları zarar görecek ama sizin zarar görmeniz yok olarak gözüküyor. Giden bir eşyanızın geri dönmesi var. Kaybettiğiniz bir e, ziynet eşyası, para, e, takı gibi bir şeyin geri tekrardan bulunması söz konusu. Bu arada bu çalınmış veya dolandırıcılık olarak bir şey bahsetmiyorum. Evin içinde de kaybetmiş olabilirsiniz. Nereye koyduğunuzu da bilmiyor olabilirsiniz ama giden bir şeyin geri gelmesi olarak gözüküyor burası. Olmaz dediğiniz bir şeyin içerisinde bulacaksınız kendinizi. Neden karşı çıktığınızı tam olarak bilmeseniz de hissiyat olarak bu işi yapmak istemediğinizi söyleyeceksiniz. Fakat buradan kazançlı çıkacaksınız. Olmaz deseniz de olur deseniz de her halükarda kazancınız var. Sadece olmaz demenizin sebebi oradaki yanınızda yer alacak kişiler olarak gözüküyor. Çok yakınınızdan özellikle kan bağınızdan olan kişilerden düşmanlık görmeniz var ama... Ee, sanki daha önceden bunu hissetmiş gibi tedbirinizi almış da gözüküyorsunuz. O yüzden buradan bir zarar görmeden kurtulacaksınız. Bu arada aşırı baş ağrısı ve göz ağrısı olan e, bir durumdasınız. Gözünüze vuruyor bu aralar nazarınız. Ee, siz çok çalışmaktan veya çok yorgunluktan olarak düşünebilirsiniz. Fakat burası nazar kokuyor size resmen. Evet, evlilik konusunda ertelemeyi alanlar veya hayatındaki güzel gelişmeleri daha sonra yapalım, pandemi var diye erteleyenler artık o ertelemekten sıkıldılar ve bu dönem düğündür, nişandır, güzel şeylerin paylaşılmasıdır. Bu dönem yapılacak ve siz etrafınızdaki kişilerle bunu paylaşacak olarak gözüküyorsunuz. Ertelenmiş bir hayatın tekrardan yoluna girmesi olarak gözüküyor burası. Balık burçlarının duygusallığı var ama bu dönem duygusallıktan çok mantıksal davranışlar söz konusu olduğu için ee, hayat sanki biraz daha normal seyrine dönmüş. Biraz daha akıcı zaman size yetmeyebilir arkadaşlar. 7 gün 24 saat değil de daha fazla bir zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü bu dönem mutluluk sizin ayaklarınızı yerden kesecek ve bu duyguları daha fazla yaşamak isteyeceksiniz. Size düşmanlık besleyen bir eski kafalı birisi diyelim burayı ama bunu şöyle açayım ee, inandığı şeye körü körüne bağlı olan veya e, sorgusuz, sualsiz eleştirmeden veya iyisi veya doğrusu nedir bilmeden savunan insanlarla karşı bir nevi zafer kazanmanız var. Yaptığınız e, davranışlar veya e, olaylar her neyse bu dönem Aile olabilir, dışarıdan olabilir, başka bir şey olabilir, topluluk olabilir veya siyaset olabilir. Bu tür şeylere karşı e, körü körüne yapılan şeylerle ilgili kazanımlarınız var. Sizin buradan kendinizi e, aklamanız, kurtarmanız, sizin bir zaferiniz veya mahkemelik bir sonuç olarak katlamanız, hakkınızı almanız var. Yani buradaki sizin savunduğunuz düşüncenin kazanması olarak gözüküyor. Anneyle bağlantılı olan bazı şeyler var. Anneden uzaklaşma, anneden fazla özlememek gibi duygusal bağlarınızdan bir nevi kurtulacaksınız. Sanki bir şey olacak yani bir sihirli değnek değecek diye düşünün. Anne ile araya bir anda bağ kesilmesi değil de bu şöyle bir şey. Aynı evde otururken evinizi ayırmanız gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha özlemek için zaman verme veya kendinize biraz daha fazla zaman yaratma veya mekan yaratma gibi düşünebilirsiniz bu süreci. Genç arkadaşlarım bu dönemi ev ayırma olarak da düşünebilir. O yüzden bağlılık konusu biraz Araya mesafe girmesini gösteriyor. Bir şeyin tam olduğu olacak kelebek gibi içiniz kıpırdanıyor ama neye olduğunu anlamlandıramıyorsunuz. İşte bu dönem bu çırpınışların şeylerin biraz yarım yamalak kalması da söz konusu ama bunlar nasıl bir konu ile ilgili sanki beklediğiniz hukuksal bir şeyin tam olarak sonuçlanmaması gibi düşünebilirsiniz. Evet bir şey olacak güzel sonuçlanacak ama süreç uzatılıyor sanki yani bir mahkeme mesela bir mahkeme bir karar vermek için bir ay iki ay daha erteleyecekler gibi düşünebilirsiniz. Ama eninde sonunda sizin olacak sadece zaman kısmı giriyor buraya. Bu dönem sosyal yardımlaşma, sosyal dernekler, e, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak işleriniz söz konusu ve bunu yaparken de sanki her yaptığınızda biraz daha güçleniyormuş gibi ruhen kendinizi daha rahatlamış, daha ferahlamış hissediyorsunuz. Dua kapılarınız açık arkadaşlar ama şöyle bir şey kendiniz için dua etmekten çok daha başkaları için dua ettiğiniz için hayatınızdaki yansıması e, size biraz daha geç gelebilir bir de ev almayla ilgili veya mülk edinmeyle araba almayla ilgili bu dönemde bir fikriniz oluşacak ve kendinize bir zaman belirleyeceksiniz. Bunun için de ufak tefek yard ıı, şeylere, yatırımlara başlayacaksınız olarak gözüküyor. Evet, gelelim tabağı bu şekilde şekil haline getirdin, kendin yaptın diyebilirsiniz ama onların hepsi gidecek şimdi. Telefon görüşmeleriniz çok sık olacak ve bunlarla ilgili maddi kazançlar elde etmeniz gözüküyor. Hem sosyal faaliyetleriniz hem de sosyal e, çevreniz çok genişleyecek bu durumda. E, beklemeye aldınız. daha ileride daha çok kazanırım diye yatırıma soktuğunuz bir şeylerin şu an açılımı var. Yani e, burada bir nevi kanguru şeklinde çıkmış ama e, bu mesela altın aldım kenara koydum şu an pek kazandırmıyor ama ileride kazandıracak diyebileceğiniz bir şeylerin artık ha, şimdi satma zamanı veya bunu yatırıma başka bir yatırıma dönüştürme zamanı diye düşünebilirsiniz. Bir şeylerin farklı yönlerini kullanmak isteyebilirsiniz. Yatırımın da farklı yönlerini veya eğitimin de Eğitimin bile mesela ileriki dönemde alacağınız bir eğitimi şu anda alıp bunu kendinizin yatırımı olarak düşünebilirsiniz. Hem de bu eğitimleri farklı bir şekilde hayatınızda uygulayacaksınız arkadaşlar. Normal işinizin dışarısında kendinize farklı bir alan açıp o yeni yan bir çalışma sektörü de yaratabilirsiniz kendinize. Uzun zamandır beri görmediğiniz bir kişiyle kavuşmanız var ama bu kavuşmayı beklediğiniz gibi olmamasından dolayı biraz hüzün yaşayabilirsiniz. Planlarınızı tam olarak gerçekleştirememek sizi yoruyor olabilir. Fakat e, her hayal ettiğiniz direkt aynı şekilde gerçekleşecek diye bir olay yok. E, bazen koşulların da size verdiği hayallerinizi gerçekleştirme şeklini kabul etmenizde fayda var buradaki gördüğünüz gibi telefon görüşmeleri çok sık olacak ama yatan bir hasta var arkadaşlar son zamanlar ağustosun sonuna doğru bir yatan hastayla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz bu hanenizden bir kişi de olabilir çok yakın kan bağınızdan olan bir kişi de olabilir bu süreçte o kişinin tedavisi veya bakımı ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz bu biraz üzücü olacak size ağustosun sonunda ama bazı şeyler içinde e, telafi edilecek düşünceler ya da telafi edilecek zamanlar olarak gözükebilir. Bir kişiye destek olup ona güç vermeniz var. Bu kişi çok sıkıntıda olduğu anda gelecek sizin kapınıza ve siz ona güç, kuvvet vereceksiniz. Sanki manevi anlamlı bir yönlendirme yapacaksınız. Ona bir çıkış kapısı göstereceksiniz. Büyük bir balığınız, kısmetiniz var ama onun öncesinde de nazarınız hemen kapınızda bekliyor. Arkasından bir kişiden alacağınız bir toplu para var. Burada yurt dışıyla bağlantılı iki kişiyle görüşmeniz var. Onlarla birlikte ortak bir işe veya ortak bir eğitim konusunda bir görüşmeniz var. Bu da size ileriki dönemlerde kazanç kapısı olarak gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada rahatsızlığım de nedeniyle arada öksürdüm kusuruma bakmayın. Ee, şans burada dönmüş tavus kuşu açılmaya başlamış en azından e, hayat konusunda hem maddi hem de manevi anlamda şansınız dönmeye başladı. Balık ve yükselen balıklar için. Ağustos ayının 15 ile 31 arasındaki süreçte neler yaşayacağınıza dair hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı da yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.